YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kalan çiğ köfteden sulu köfte hazırlayacağız. Videoda gördüğünüz gibi köftede hiçbir şekilde dağılma yok. Kimse sizin bunu akşamdan kalan köfteden yaptığınızı anlamayacak. Tarife geçiyorum. Evet, akşamdan yapmış olduğum köftemiz bu. Saklama kabının içerisine alıp buzdolabında muhafaza etmiştim. Şimdi Saklama kabının içerisindeki çiğ köfteyi yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine 2 tane yumurtayı kırdım. Daha sonra 4 tepeleme yemek kaşığı un ilave ediyorum. 2 dolu yemek kaşığı kadar irmik ilave ettim. Köfteyi yoğururken tuz ilave etmedim. Köftem hafif tuzluydu. Eğer sizin köfteniz normalse biraz tuz ilave etmenizi tavsiye ederim. Çok az miktarda su ekleyerek köfteyi yoğurmaya başladım. Köftemiz oldu artık. Köfteyi şekillendiriyorum. Misket büyüklüğünde şekil veriyorum. Siz dilediğiniz büyüklükte şekillendirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Köfteleri önce tepsinin içerisine döküyorum. Daha sonra elimle şekillendireceğim. Elimi hafif suya batırıp avucumun ortasında yuvarlıyorum. Ve tepsinin içerisine alıyorum. Bu şekilde köftenin hepsini tamamlıyorum. İsterseniz köfteyi bu şekilde yoğurduktan sonra böyle avucunuzun içerisinde normal et köftesi gibi yapıp tavan içerisinde de kızartabilirsiniz. Evet köftelerin tamamına döktüm. Tepsinin içerisine bir tatlı kaşığı kadar un ilave ettim tepsiye yapışmasın diye. Şimdi tencerenin başına geçiyorum. Bir su bardağı yeşil mercimeği yıkayıp tencerenin içerisine aldım. Tencerenin içerisine 2,5-3 su bardağı kadar su ilave ettim ve tencerenin kapağını kapattım. Yeşil mercimeğin o kırmızı renginin çıkmasını sağlayacağım. Şöyle bir karıştırdım. Bak hafif kızarmış. Şimdi üzerine yeniden soğuk su ilave ettim. İki seferde yaparsanız kırmızı rengini alırsınız. Evet suyumuz kaynadı. Rengi de kızardı gördüğünüz gibi. Evet köftenin suyun içerisine tuz ilave ediyorum ve köfteleri suyun içerisine ekliyorum. Bu esnada dikkatli olmakta fayda var. Köfteler suyun içerisine düşerken üzerinize su sıçratmayın. Kaşığın arka kısmıyla hafifçe karıştırıyorum ve tencerenin kapağını kapatıyorum. Evet köftelerimiz artık kaynamaya başladı. Şimdi ocağın diğer gözüne alıyorum köfteleri yaklaşık 4-5 dakika pişiriyorum. Şimdi tavan içerisinde bir sos hazırlıyorum. Tavanın içerisine zeytinyağı ekledim. 1 yemek kaşığı domates salçası ekledim ve kokusu çıkıncaya kadar kavurdum. O arada köftenin üzerine biriken köpükleri de aldım. 1 tatlı kaşığı kuru naneyi ilave ettim sosun içerisine. Biraz suyla açıp biraz pişirdim. Daha sonra köftenin üzerine ilave ettim. Gördüğünüz gibi artık sulu köftemiz hazır. Şimdi servis ediyorum hiçbir şekilde dağılma yapmadı. Gördüğünüz gibi tadı da efsane. Evet mükemmel görünüyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.